Huzur evimiz Çınarcığımıza, Yalova'mıza ve ülkemize, çünkü Türkiye'nin de bir ilk olan bir proje. İsveç modeli de deniyor bu projeye. Pankartında görüyorsunuz, ilk defa Çınarcık pilot ilçe seçildi. Bu konuda emeklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve Başbakanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Yaşlısına sahip çıkamayan, fakirine sahip çıkamayan, sakatına sahip çıkamayan, şehit ailesine sahip çıkamayan günlerden bugün hepsine sahip çıkan bir noktaya geldik. Bu bir süreçti. Cumhuriyet'ten bu yana maddi imkanlarla direkt paralellik arz ediyordu. Ama bugün görüyoruz ki tüm sosyal gruplara sahip çıkan bir devlet yapımız oluştu. Bir kanunlar manzumemiz oluştu. Bunlar bize mutluluk veriyor. Bu süreç içerisinde bu gelişmelere katkıda bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. İktidarımız gerçekten yaşlılarımıza çok büyük önem vermektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki istiklalimizi yaşlılarımızla kazandık. Geleceğimizi, istikbalimizi de gençlerimizle kazanacağız. Onlara ne kadar değer verirsek kendimize o kadar değer vermiş olacağız. Çünkü ben bir yaşlı adayım, ben bir özürlü ve engelli adayım. Aynı zamanda siz de bir yaşlı adayısınız, engelli ve özürlü adayısınız. Onun için değer verdiğimiz kadar değer buluruz. Önem verdiğimiz kadar önem veriliriz. Bu bakımdan gerçekten yaşlılarımızı kenara itilmiş, kakılmış bir anlayıştan onlara saygı gösteren, onları en iyi şartlarda yaşamını sağlayan bir anlayışa geçtik. Ve sosyal devlet olmanın bu gereğini yaparken de gerçekten mutlu olduğumuzu yaşlılarımızla paylaştıkça hayatımızı da mutlu ifade etmek olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün bizler için çok ama çok anlamlı bir gün. Bilgileriyle, birikimleriyle, tecrübeleriyle bugünlere ulaşmamızı, gelmemize katkı sağlayan, geçmişten günümüze ahlaki ve kültürel değerlerimizin taşınmasını sağlayan en değerli varlıklarımız, yaşlılarımıza hizmet sunacak huzur evinin temelini atmanın sevinci içerisindeyiz.